Evet dostlar, nasılsınız, ne ettiniz mi ya? Aga şöyle yaptım ya ben hani böyle yaptım ya, hani şöyle hani şöyle yaptım ya. Size bir şey izletiyorum, geliyorum hemen. Bu hava, tamam mı? Bu bütün arabanın enerjisini, bütün her şeyini alan bir hava filtresi. Şu anda bir problem olarak gözükmüyor değil mi? Arkadaşlar ben bunu kaldırdığım zaman içini görüyorsunuz. Bir de bunu ben bir kez daha kaldırdığım zaman şurada boşluk olduğunu görüyorsunuz. Bu boşluk yüzünden araba gaz yemiyor arkadaşlar. Gaz yemiyor. Çöp. Yani orijinal parça aldığınız zaman böyle olmaz. Yani şuraya bakın yani. Su almış, her boku almış. Kusura bakmayın yani. Gördüğünüz gibi dayım, bildiğiniz patates oldu. Lan bir de yazıyorum oraya, videodan alıyorum 15 lira, mazottan alıyorum 27 lira diye. Gittim şey aldım, yeni hava filtresi aldım. Arkadaşlar hava filtresini değiştirmek için bir ustaya falan gitmenize gerek yok. Alyan anahtar alıyorsun, alyan anahtardan çekiyorsun o şeyleri. Orada kelepçe var, kelepçeyi de kaldırıyorsun. Kaldırıyorsun baba, çıkartıyorsun, atıyorsun, yenisini koyuyorsun. 300 liraya orijinalini aldım. Demek ki alttan nasıl vuruyor? Bir de şöyle bir şey var. Hani o sünger var ya, o süngerin altını kaldırdığım zaman orada bile su birikmişti yani. Yani video için ve sizin için, neyse, yapılan iyilikler söylenmez ama söylemediğim zaman da anlamıyorsunuz ki kanka değeri. Yani insanoğlu böyle çünkü. Yani ben hep iyilik yaparım, atarım denize ama bazen insanlar gerçekten anlayamıyorlar. Boş ver. Biz kebap gibi işimize gidelim. Arkadaşlar ilk önce gittim İtalya'dan malzeme aldım. Daha sonrasında geldim. Bir dakika, buradan dönmem lazım. Buradan dönüş yok diyor. Buradan dönüş var mıdır? Şu karşı taraftan bir dönüş var mıdır böyle? Bakıyorum. Var kardeşim. Madem öyle karşıdan dönüş var, biz de ileriden dönüp buradan döneriz. Oraya gitmemize gerek kalmaz. Neyse. Şimdi iki telden aldım. Oğlum ben nereye gidiyorum lan? Oradan da dönüş yok. Oğlum sıçtım, ben buradan dönerim dedim. Buradan da dönülmüyor. Ulan nasıl bir adamız ya. Neyse dur. İki telden aldım. Bir de avcılardan aldım. Şimdi iki teldekini gideceğim, şeyi bırakacağım. Ferhat'la bırakacağım. Şeydekini, avcılardan aldığımı da gideceğim. Şimdi şu anda Gebze'ye Migros'u bırakacağım. Düşünün yani. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Geçen videoda dedim ya ben size, işte böyle işler bulduğunuz zaman kazanıyorsunuz diye. Bu o oluyor. Yani kardeşim ben Gebze'ye kadar geldim. Gebze'ye mazot parası atmamış oldum. Anladınız mı? Gebze'ye mazot parası atmamış oldum ve Gebze'ye gelen paramı da cebime koymuş oldum. Anlatabiliyor muyum? Mis gibi, tertemiz. Şimdi fatura nasıl yazılır diyorsunuz ya da arabayı alıp da mı şirket kurmak lazım ya da şirket kurunca mı araba almak lazım diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Eğer şirket kurup araba almayı düşünürseniz arabayı biraz daha ucuza alabilme imkanınız var. Bunun için araştırabilirseniz güzel olur. Çünkü ben de nakliyeciyim. Ben de mitolojiyle ilgilenirim. Humanist bir insanımdır. Tarihle ilgilenirim ama nakliyeciyim. Her işi de ben, hani herkes de kendince biz cahildir yani. Ondan ötürü de şunu söylemek istiyorum. Yani bir şirket kurduğunuz zaman aracı ucuza alırsınız. Yeşil ışık için üzerinde durunuz. Üzerinde durdum kanka. Sen de üzerinde dur abi. Üzerinde mi durduk lan? Ah aynen. Yani ucuz almış olursunuz arabayı. Belki, ama tam olarak o şeyleri bilmiyorum. Ama tabii ki de arabayı aldıktan sonra şirket kurmak yani birazcık... Ya arkadaşlar burada her şeyi açık açık söyleyemiyorum. Gerçekten söyleyemiyorum. Söyleyemem de. Fakat... Yani o kadar çok paranız olmasa bile, o kadar çok idare edemiyorsanız bile, ama yine de gençseniz, yapacaksanız kardeşim, vergiden muaf olabiliyorsunuz. Genç çalışkan olduğunuz için, genç olduğunuz için bunu yapabiliyorsunuz. Bunları araştırın, her şeyi araştırın. Arabayı aldıktan sonra gidiyorsun kardeşim, kendine şirket kuruyorsun. Ondan sonra kendine bağ kurulu yapıyorsun. Sigortanı ödüyorsun. Arabanın K2 gelişi bütün belgelerini alıyorsun. Ondan sonra arabayı alırsan, bak arabayı aldıktan sonra yaparsan araba yapmış olur.
Ama arabaya yatmadan bu işi hani şey verirsen, dersen ki kardeşim yok, ben ilk önce şirketimi kurarım, her şeyimi ayarlarım, muhasebecimi her şeyimi ayarlarım, ondan sonra arabamı alırım derseniz bu sizin için daha karlı olur. Yani bu konuda anlaşalım. İkincisi, şöyle diyorsunuz: abi Kia Bongo ile yapabilir miyim? Abi onunla yapabilir miyim? Abi bununla yapabilir miyim? Arkadaşlar yapmayın, gözünüzün yağınızı seveyim ya. Kurbanınız olayım ya. Ben ne adamlar gördüm ya. Ya normal otomobil yok mu otomobil? Otomobilin arkasına bir palet malzeme var. Kağıt, ne diyorlar ona? Ajanda. Ajanda götürdüğünü biliyorum ya. Arabanın arkasında. Ben de bununla çalışıyorum abi dedi. Arabanın altı böyle, burun böyle yukarıda. Yapıyor adam. Yani istediğiniz arabayla yapabilirsiniz. Babamın hep dediği bir söz var, her videoda söylerim. Hangi arabayı alırsan al kardeşim, aynı para yazıyorsun, aynı şey yapıyorsun. Ama farkı var. Yani aracın uzunluğu, kısalığı veya işte kamyon mu, kamyonet mi, panelvan mı? Hani bunlar önemli. Yani şimdi ben Master mı, Mercedes mi desem, hani aynı boy olursa derim ki kardeşim Mercedes'le aynı fiyatı yazıyorum, Master'la da aynı fiyatı yazıyorum. Niye Mercedes alıp ton parçalarını değiştirirken bir şey olduğu zaman ne yapayım? Rahatlık mı? Çok zengin olursam Mercedes'i alırdım yani. Mesela ben Ford Transit istiyorum baba. Makyajlı araba. Makyaj çok güzel gidiyor. Hayalim Ford Transit. Babam hiç sevmiyor ama ben çok seviyorum. Evet. Şimdi Migros bulacağım burada. Burası da bayağı sıkıntılıymış. Daha ilk defa geleceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Merak ediyorum. Ne kadar büyükmüş ya. Ne kadar çok araba varmış demeliydim hatta. Bura nereye ya böyle? Migros'un servis yeri değildir burası. Sağ taraf Migros mu? Yok lan. Harbiden sağ taraf neymiş lan böyle? Dayım. Bir saniye. Migros mu lan? Yo. Isuzu. Oğlum Isuzu ne kadar çok büyükmüş böyle. Sağ 8-9. Ben gideyim mi? Yok, anons etsin. Bir onay alalım. Ben yaptım değil mi sen? Yaptım abi. Tamam abi. Tamam abi. Welcome to the Migros arkadaşlar. Migros depo. Kocaman bir depo. Migros'u da biliyorsunuz zaten. Mübarek. Bayağı bir büyük bir firma. Alkol olsun, her şey olsun, resmen her şey var bu firmanın içerisinde. Şimdi 8-9 ama ve lakin abi benim arabamı bir saniye şu 8'e gelelim bir. Abi kolay gelsin. Benim bir paletim var. Vallahi ben burada çalışmıyorum. Dostlar, normalde Ford içi mesaiye çıkmış, hani mesai bitmiş ama yakaladık. Abilerine rica ettim, şu abi var ya bak. Ne diyor, kısa boylu abi mi der, cüce mi der, ayıp olmasın şimdi, bilmiyorum arkadaşlar yani. Kusura bakmayın o yani. Neyse, o abi destekçim oldu benim, teşekkür ederim. Diyor ki 8'e git, 8'de hemen diyor seni halledecekler. 8'e geldik, Ford içi bırakacağız. Çekime izin vermiyorlar arkadaşlar. Çekime izin vermiyorlar. Çekime izin verseler ben size detayına kadar anlatmak istemez mi? Ayıp ediyorsunuz. Şimdi burada Ford tüfümüzü bekleyelim. Bir de paletimize bakalım. Sağlam mı diye. Ohohoho. Bizim sardığımız palet sağlam olmaz mı lan? Bunları buraya bırakacağım. Ayırdım hepsini. Bakın buradakiler farklı. Buradakiler farklı olduğu için ayırdım. Anlatamıyorum. Birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti, dördüncü parti, birinci parti, ikinci parti falan filan. Ne yapıyorum ben? Bunları da Ferhatpaşa'ya bırakacağız. Ferhatpaşa'ya bıraktıktan sonra cebimize nereden baksan iyi bir para girecek. Söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Nazara artık bundan sonra nazara inandım. Ateist adam nazara inanıyor. Şok. Neyse dayım, öyle işte. Biz de böyle koşturuyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar size söylemek istediğim şey var. Yani İstediğiniz işi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Serbest piyasa. İstediğin fiyatı ver, istediğin şeyi yap. Hatta geçen gün böyle kamyonet, bak şu şekilde kamyonetli araç
Tamam mı güzel kardeşim? 8 palet yüklemişler. Topkapı'dan Beylikdüzü'ne, bak Topkapı'dan Beylikdüzü'ne nereden baksanız bir 40 kilometre falan vardır ya, 50 kilometre falan vardır. Bilmiyorum, tam bakış yapamadım, hayal yapamadım. Adam oraya 1000 liraya gitmiş. Şu arabayla 8 palet 1000 liraya gitmiş kardeşim. Aradık. Dedik abi böyle böyle, onun abisi var Hasan. Dedik abi böyle böyle muhabbet var. Ya olur mu öyle şey? Sizin yanlışınız vardır abi, bilmiyorum, öyle söylediler falan filan. Konuşmuş işte kardeşiyle, harbiden de 1000 liraya gitmiş baba. İşte böyle piyasa bölünüyor, anlatabiliyor muyum? Adam bende kalsın iş diye piyasa bölüyor. Ayıp bir şey ama işte yapacak hiçbir şey yok. Nerede bu Fortune ya babacığım, gelir misin lütfen ya? Yes dostlar, dayılarım, bu video öyle bir video ki üzerinden bir asır geçti ama bu videoyu yapmam lazım, derleyip tekrardan koymam lazım. Şimdi birincisi, Migros'u bıraktım, tamam mı? Migros'u bıraktıktan sonra saat oldu 6. Adam bana diyor ki abi, diyor ben çıkacağım. Abi nereye çıkacaksın? Çıkma abi, işte böyle yemeğe gideceğim. Saat 6'da yemek mi olur kardeşim? Neyse, adam yemeğine gitti. Oy oy oy, yollara bak. Buralara yeni şeyler yapılıyor. Buralar benim Zeki koşturduğum yerler arkadaşlar, haberiniz olsun. Burada Zeki koşturuyordum ben. Zeki de vermişler bir tane sanayiye. Oğlum bayağı bir ses çıkarıyor lan. Büyükmüş lan çukurlar. Normal araba buraya giremez he. Neyse, ben gittim Migros'a bıraktım. Adam yemeğe gitti falan filan. Bu sefer de Ferhat Paşa'daki müşteri dedi ki, abi dedi geç kaldın dedi. Dedim kardeş geliyorum. Adama saat 2'de FSM'den çıktım diye mesaj attım. Saat oldu 6. 7 oluyor geliyor yani. 7'ye geliyor yani. Anladın mı? Adama ayıp ettik ama sonra ben adama yazdım. Dedim abi dedim bak, hani ne eksik ne fazla, neyin lazım, ne yapsak, yemek mi yesek, ne ısmarlayayım ben sana, her şeyi ısmarlarım. Sadece biraz beklemen lazım dedim ben. Şuralar var ya, yoktu arkadaşlar. Buralar tamamen Kayışehir'di. Buralar topraktı dayım. Mesela annemin evinde otururken 10. kattı onlar. 10. katta en üst kat. Baktığım zaman buralar tamamen topraktı dayım. Kamyonlar taşınıyordu. Kamyonlar taşındığı zaman Kayışehir'i yapıyorlardı. Şimdi şu an Kayışehir milyon insanlar var. Yani 5 senede 10 senede neler yapmışlar, öyle söyleyeyim. Neyse, sonra adam dedi ki yok abi ben çıkıyorum dedi. Yapacak hiçbir şey yok. Ben de ne yaptım? Gittim müşteriyi aradım. Benim hani Migros'u bıraktım. Dedim abi böyle böyle. Yani dedim saat 6 oldu. Daha almadılar malzemeleri. Ben dedim senin hani sen gördün. Benim senden önce bırakacağım malzemeleri ben bırakamadım. Yarın sabah istiyorlar. Ne yapalım? Dedim abi yani hiç değilse gidiş geliş yolumu ver. Hani paramı ver. Ben oradan yoluma gideyim. Tamam dedi. 500 lira dedim. 500 lira da aslında daha az da. Neyse. 600 lira attı. Teşekkür ederim yani. 600 lira attı yani. Biliyor çünkü 500 liranın az olduğunu arkadaşlar. Biz müşterilerimizi üzmek istemiyoruz. Kimse üzmek istemez. Müşteriyi üzersen mide bulandırıcı bir insan olursun. Her neyse, şu camlı bina neden yapıldı onu da bilmiyorum. İç bomboş. Ben de dedim ki abi dedim, o zaman dedim sen bana dedim paranın şeyini yolla, parayı yolla. Ben dedim ya eve gideyim ya buralarda bir yerlerde bir otel, bir hotel falan filan, bir pansiyon bulayım yatayım. Tamam dedi. Bana bir 600 lira para attı. Dayım ne yaptım biliyor musun? Aa bunu yaptım bak. Çektim böyle. Çektim freni. Araba pis, kusura bakmayın. Şunu kollarımdan ayaklarımı geçirdim. Harbi diyorum. Sonra bunu arkaya attım. Benim paşamın koltuğu. Paşamı çok özledim ya. Hepsinin muhabbetini geçeceğim arkadaşlar. O kadar çok şey yaşadım ki akıllara zarar. Bir sürü şey yaşadım. Hepsini anlatacağım. Ve bundan sonra videolar seri seri gelecek. Emin olabilirsiniz. Artık kim ne izliyor ne izlemiyor, daha kaliteli bir video yapabilirim daha yapamam diye düşünmeyeceğim. Çektiğimi atmaya çalışacağım. Çünkü YouTube acayip derecede algoritmayı düşürüyor ve beni de düşürüyor. Ben burada yatıyorum. Mis gibi. Şurayı kapattım muşambayla. Bantladım. Bunu var ya, ikiye aldım. İçerisi zehir gibi oldu dayım. Daha sonrasında bunu kapattım. Burada sadece iki kere uyandım.
Nasıl yatıyorsun diye olanlar varsa, soranlar varsa, dayım yani burası kocaman bir alan, tamam mı? Yani biz dışarıda yatmışlığımız var gençliğimizde. Hani şimdi şurada yatamayacaksak da şurada yattığımızın ne anlamı var? Bizim bu taraflarda hani bu kadar rahatsız yerde yattığımız da var yani. Biz hani yaşadık zamanında. Neyse ya oğlum, muhabbet açıyor. Hepsini mi konuşacağız kardeş? Burada yattım. Ne oldu? Oğlum anlattım ya. Hem Gebze yolu cebime kaldı. Hem de üzerine 600 lira aldım. Şurada iki tane yuvarladım. Yuvarladıktan sonra sakinleştim. Vurdum kafayı, yattım sabaha kadar. Sabah da kalktım. Geldim, malzemeyi bıraktım Ferhat Paşa'ya. Hiç eyvallah çekmeden. Hiç eyvallah. O gün mesela akşamında götürseydim, adama eyvallah çekip yemek ısmarlayacaktım. Hiç eyvallah çekmeden sabah bıraktım. Bıraktıktan sonra saat 8'de açıyorlarmış. 8'de açtı. Bıraktım. Bıraktıktan sonra devam ettim ben kendi işime. Şimdi Gevredeki iş cebime kaldı. Ayrıyeten de 600 lira cebime kaldı. Bak dayım, para böyle kazanılıyor. Kendinden ödün vereceksin. Kendinden, hayatından ödün vereceksin ki para kazanasın. Ki diyeceksin ki abi 600 lira çok iyi. Yani o ya kalayım arabada, 600 çok iyi. Dayı öyle olmuyor. Olmuyor. Dayı öyle olmuyor. Olmuyor. Anladın mı? Burada kalmak hoş bir şey değil. Nasıl hoş bir şey değil? Tamam, senin araban, tırcılar kalıyor. O şekilde değil. Yani şu yerde, şu kadarcık bir yerde, bu soğukta, anlatabiliyor muyum? Bu işi yapmak sıkıntı. Evinden mahrum oluyorsun, oğlundan mahrum oluyorsun, çocuğundan mahrum oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olay? Abi 600 lira cebime kalsın. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra işleri bitirdim. Bıraktım. Ondan sonra başka bir şeye döndüm yani. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Anlatmak istediğim bu. Bu işi bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi şirket kurmakla bu olayın ne alakası var? Dayım, ben bir videoda bir şey anlatmıyorum. Ben bir videoda 5 tane şey anlatıyorum. Ben de böyleyim kardeş. Beni kabul edecekseniz böyle kabul edin. O yüzden size diyorum benim videolarımı izleyin diye. Anlatabiliyor muyum? Ha, izleyin dayı. Ben bir videoda bir ton şey paylaşıyorum yani. Benim arabam büyük. Buralardan geçiyor. Ufak arabalar geliyor. Oradan geri dönüyor. Dayıcım. Bundan sonra seri seri video yüklüyorum. Beğenmediyseniz beğenmemeye butonuna basabilirsiniz. Ama bundan sonra harbiden seri bir şekilde video yükleyip kendime bir çizgi sunuyorum. Öyle söyleyeyim. Ne diyeyim? Anlamadım ki. Öpüyorum gözlerinizden. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Canım ciğerimsiniz. Bu ne lan? Ben de arabayı buraya sokar mıyım? Lan bu ne ki oğlum? Ben bu arabayla nerelere geçtim? Master 3 nasıl bir araba diye sorup duruyorsunuz. Onun videosunu çekeceğim. Onun videosu gelecek. Bir sürü video gelecek. Öpüyorum gözlerinizden. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Cansınız.